David Rockefeller yaşasaydı Göbekli Tepe'den sonra Tarsus kazısına müdahil olurdu. En eski Tevrat nüshası, en eski İncil nüshası Türkiye'de. İslam'ın ilk yıllarına ait kutsal emanetler Türkiye'de. Aylardır Tarsus'ta define arandığı iddia edilen ve abartılı polisiyle önlemlerle kamuoyunun gözlerinden gizlenen kazıda elde edilen buluntular. Türkiye'nin jeotoloji konumunu number one yani bir numara yapıyor. Varoluşun ve sonsuz yaşamın sırrı. En temel felsefi ve dini problem ve insanlık tarihi kadar eski, ancak ilahi dinlerin varoluş ve sonsuz yaşam hakkında bilgiler içeren ilk nüshaları, sonsuz yaşama ulaşabilmek için sonsuzluk iksirinin peşine düşen Gılgamış destanı kadar geçmişe sahip değil. İbranice ve Aramice kaydedilen ve ilahi dinlerin ilk kaynağı kabul edilen Tevrat'ın eski ahit en eski nüshasının M.Ö. 1450-425 yılları arasında yazılı metinlere dönüştürüldüğü tahmin ediliyor. Bugün eldeki en eski İbranice metinlerden biri geçen yüzyılda Mısır'da bulunan 10 buyrukla Tesniye kitabında geçen İbrani yasasını içeren nüshadır. Bu nüsha M.Ö. 220 ve 250 yılları arasında vuku bulunan büyük eziyet sırasında yazılmıştır. Eski ahitin en büyük ve en eski nüshasının İngiliz Müzesi'nde 4445 numarayla kayıtlı ve M.Ö. 820-850 tarihli Doğu nüshası olduğu sanılıyordu. Ta ki Adana'da açıldığında boyu 9 metreyi bulan ceylan derisi üzerine yazılmış tarihi Tevrat bulununcaya kadar. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin iç savaşın sürdüğü Suriye'den yasa dışı yollarla tarihi eser sokulduğu bilgisini alarak harekete geçtiğinde 1900 yıllık olduğu öne sürülen ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat'ın önemi tahmin edilemiyordu. 30 milyon dolara satılmak istenen ve uzunluğu 8 metre, 78 santimetre, genişliği 44 santimetre olan ceylan derisi, Tevrat dünyada tek orijinal metindi. 8 Ocak 2013'te Adana'da 1900 yıllık deri üzerine el yazması Tevrat ele geçirilmesi Türkiye için çok önemliydi. 1900 yıllık el yazması Tevrat'ın varlığından aynı anda haberdar olan MIT, Mossad ve İngiliz Gizli Servisi önce Tevrat'ı ele geçirmek için operasyon düzenledi. Tevrat'ı özellikle İsrail istiyor. Karşılığında da büyük bir servet öneriyordu. Tevrat'ta İsrail ve Yahudileri yakından ilgilendiren çok önemli sırlar vardı. Bu müthiş gelişmeler MIT tarafından anında Başbakan Erdoğan'a bildirilince Ankara'dan Tevrat'ın gizlice Ankara'ya getirilmesi, Adana'dan Ankara'ya getirilmesi talimatı verildi. Adana'daki Tevrat operasyonu sonrasında ilgilendirilen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ilk işi Yahudilik uzmanı ve İbrani dil bilimcileri toparlamak oldu. Acaba bu Tevrat yıllardır Tarsus'ta yapılan kazılarda mı bulunmuştu? Ama Tarsus kazısına geçmeden önce bir başka kazıdan, Göbekli Tepe'den ve dünyanın en zengin Yahudi iş adamlarından David Rockefeller'in Göbekli Tepe'ye duyduğu dini, felsefi ve biraz da tıbbi derin ilgiden söz edelim. 12 Haziran 1915 doğumlu ve 20 Mart 2017'de kronik kalp yetmezliği nedeniyle New York'ta 101 yaşında hayatını kaybeden David Rockefeller'in en önemli çabası yaşam süresini uzatmaktı. Bu amaçla her türlü bilimsel araştırmayı destekliyordu. İlerlemiş yaşına rağmen Urfa Göbekli Tepe kalıntılarına ilgi duyması ve buradaki arkeolojik kazıları finanse etmesi dini bir gerekçeye dayandığı kadar tıpkı binlerce yıl önce Mezopotamya'da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destana, ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüne, Gılgamış destanına dayanıyordu. Eğer doğru ise kendisiyle görüşen gazeteciye, bugün için dünyanın en güçlü devleti olan ABD'nin kuruluş yaşı 239'dur. Amerika kıtasının bulunması ise yaklaşık 500 yılı bulur. Halbuki Türkiye devletinin üzerinde bulunduğu topraklar insanlık tarihiyle eşdeğerdir. Şanlıurfa Göbekli Tepe'de 1995 yılından beri yapılmakta olan arkeolojik çalışmalarda bulunanlar, insanlık tarihi hakkında bilinenlerin
yeniden düşünülmesini gerektirecek bilgileri değiştirecek, dinler tarihini yeniden sorgulatacak niteliktedir. Göbekli Tepe tarihin en eski ibadet merkezlerindendir. Bulgular bugünden 12 bin yıl öncesinde kurulduğunu kanıtlamaktadır. Yani Türklerin vatan toprakları üzerinde ABD devletinin kuruluşundan 11.761 yıl önce İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7.000 yıl önce Mısır piramitlerinden 7.500 yıl önce medeniyet vardı. Bu topraklar insanlık tarihi boyunca hemen tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerlerdir diyesiymiş. David Rockefeller'in bu konuşmasını kime yaptı, ne zaman yaptı bilemiyorum ama ÖTTÜ'nün efsane rektörlerinden Profesör Doktor Kemal Kurdaş'ın kızı Gülseren Kurdaş Savaş'ın David Rockefeller Enstitüsü'nün organize ettiği arkeolog, sanat tarihçisi, antropolog ve teologlardan oluşan 30 bilim insanının kapalı devre gizli toplantıdan söz etmesi önemli bir ipucu. Bana kalırsa David Rockefeller'in adamları Göbekli Tepe'de Sudanlı Lokman Hekim'in bulup kaybettiği sonsuz yaşam iksirini aradılar ama bulamadılar. Dolayısıyla David Rockefeller Enstitüsü'nün Göbekli Tepe kalıntısı toplantısı düzenlemesi bu bilgilerin 101 yaşında ölen David Rockefeller ile paylaşılmış olabileceğini gösterir. David Rockefeller'in de öldüğüne göre Tarsus kazılarını kim finanse ediyor? Hazreti Adem'in peygamberin oğlu Şit Aleyhisselam'ın mezarı Tarsus'ta. Şit'in Tarsus'un kurucusu olduğu bazı kaynaklarda belirtilir. Şit İbranice ve Allah'ın hibesi anlamında. Şit'in kurduğu Tarsus ise Latince ayak tabanı demek. Tarsos'tan geliyor. Ayak bileği gibi manası da var. Tarsus'un Sümerce tar kesmek kırmak anlamında. Us-ur şehir demek yani yarılan kesilen şehir gibi anlamı olabilir. Tarsus tıpkı Efes gibi Romalılar zamanında deniz kıyısındaydı. Hatta Mısır kraliçesi Kleopatra gemi ile Tarsus limanına gelmişti. Medya fenomeni polis özel harekat tarafından güvenliğe alınan Tarsus kazısında ne bulundu? Kazı ile ilgili haberleri değerlendiren uzmanlar bu işin dinsel veya siyasi bir içeriğinin bulunduğunu, eğer Hitit, Asur, Sümer dönemlerine ilişkin bir şey çıkmış olsaydı bu kadar gizlenmezdi. Çünkü o uygarlıkların bugünkü siyasi veya dini yapılara etki eden bir yaptırımlarının bulunmamakta diyor. Roma kaynaklı Hristiyan veya Yahudi topluluklarına ait önemli buluntuların çıkarılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar. Hatta bu kazılar sırasında Türkiye'de Yahudilik, Roma ve Hristiyanlık alanında uzmanlara ihtiyaç duyulmuş olabileceğini söylüyorlar. Ancak belirsizlik nedeniyle kimi Daniel peygamberin hazinesinin, kimi çok kıymetli bir madenin, tarihin akışını değiştirecek buluntuların, kimi ise tarif edilmemiş ilk İncil'in bulunduğunu iddia ediyor. Roma İmparatoru Dakyanus'a ait çok önemli hazineler ve Hristiyanlık ilk dönemlerine ait önemli eserler ve kalıntılar da olabilir. İlanlarıyla yaşayan Şahmeran'ın evinin bulunduğuna inananlar bile var. 2011 Kasım ayında definecilerin bulduğu anıt mezarda içinde altın şamdanlar, şarap kaseleri, sikkelerden oluşan bir hazineye ulaşılmış, polis memuru Mithal Erdal bunu emniyete ihbar ettiği için öldürülmüştür. Kazının yapıldığı mahalle sakinleri, yabancı bilim adamı oldukları düşünülen kişileri kazı çevresinde ve kazı alanında girerken gördüklerini söylüyor. Tüm bu iddialara rağmen yaygın kanaat kazıdan büyük miktarda define çıktı söylentisi. Halkın ilgisini özellikle başka yöne çekmek için kullanılmış bir yöntem. Çünkü paha biçilemeyen Tevrat nüshaları gibi Yahudiler açısından çok önemli ve Hazreti Musa'dan beri kayıp kutsal ahit sandığı bulunmuş olabilir. Ahit sandığı içinde Hazreti Harun ve Hazreti Musa'nın eşyaları ile 10 emirin yazıldığı taş levhaların muhafaza edildiği çok değerli ve gizemli bir sandık. Bu sandığın İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Sina Dağı'nın eteklerinde yapıldığı sanılıyor. Sırrını günümüze kadar korumayı başarmış olan sandık M.Ö. 587 yılına dek Beytülmaktis'te kalmıştı. Sonraki yıllarda çok fazla yer değiştirdi.
Babil'in asma bahçelerini yaptıran Babil kralı tarafından Kudüs işgal edildiğinde sandık yaklaşık 500 yıl ortadan kaybolmuş. Yahudiler ahit sandığını aramadı. Sandığın sadece Mesih'in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inanıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in ondan önce ve sonraki neredeyse tüm gizli cemiyetlerin ve devletlerin ele geçirmek istediği mutlak gücü simgeleyen, aynı zamanda kutsal bir emanet olan ahit sandığı, eski kaynaklarda resmedilirken hep sandık içinde çıkan güneş ve güneş ışınları gözlemlenir. İşte o kutsal sandık Türkiye'de Tarsus'ta bulunmuş olabilir mi? Aslında Tarsus'taki gizemli buluntunun peşine yıllarca önce Amerikalı misyonerler düşmüştü. Hristiyanlığı Pagan Roma'nın resmi dini haline getiren Aziz Pavlus'un memleketi Tarsus'ta esrarengiz bir Amerikalı misyonerle bir tür define avcılığı yaparken önemli tarih eserler buldu. Yıl 2003'tü. Amerikalı adı Thomas Tofilon'du. JAMA isimli gizemli bir misyonerlik örgütünün yöneticilerindendi. Sonradan tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili davanın görüleceği mahkemenin de teslim edeceği üzere iyi derece Türkçe biliyordu. Tarsus, misyonerler için Hristiyanlık araştırmalarının en önemli şehirlerinden biriydi. Zira Pavlus'un doğum yeriydi. Pavlus ise Kitab-ı Mukaddes profesörü Ronald D. Witherup gibi uzmanlarca ilk Hristiyan teolog sayılıyordu. Amerikalı misyoner Tofilo'nun Türk ortağı 1986 ile 2005 yılları arasında Türkiye'yi il il dolaşıp misyonerlik faaliyeti yürüttüğü söylenen İlker Çınar idi. Türkiye bu ismi Malatya'daki zirve cinayeti davasında sıkça duyacaktı. Demem o ki Tarsus kazısı, Malatya'daki zirve cinayeti davası ve hatta 15 Temmuz darbe girişimi birbiriyle bağlantılı.